oldu? Lan ne oluyor ya? Gürsel! Abla! Kapıdaki ilaç kutuları niye boş? Abla içtim deme ne olur. Niçin içeyim? Kimin için içeyim ha? Ne yapıyorsun sen? Atıyorum. Her şeyi atıyorum. Eski Gülten'i gömüyorum. Ay abla biz ayakkabılarla girmişiz ya. Girin girin girin. Hiç önemli değil. Girin. Girin. Artık önemli değil. Bu tüm bunları atıyor musun? Eldivenler, dezenfektanlar. Hepsini. Hepsini. Bütün bu fazlalıklar beni azar azar öldürüyor. Hadi toplayın. Siz de toplayın. Atın hepsini. Sen bunda mı atıyorsun? Koy koy. Ah. Ama bu çok şey... Belgin koy. Of be. Gülten, bu Cemil etkisi mi? O nerede abla? Siz niye erken kalktınız? Esra'yla bastım. Gülten, canım ilaçları ne yaptı? Attım diyorum. Sen niye inanmıyorsun? İntihar edeceğim mi sanıyorsun hala? Bakışmayın. Uyandım ben. Abla. O an orada uyandım ben. Bir baktım. Adamın gözünde yokum. Babam haklıymış. En çok da bu canımı yakıyor. Babam haklıymış. Ben hep Cemil'i bekledim. Değişmesini bekledim. Gelmesini bekledim. O kadını terk etmesini bekledim. Bana geri dönmesini bekledim, beni sevmesini bekledim, haklı olmayı bekledim, babamın yanılmasını bekledim, bekledim de bekledim. Ne salaklıkmış. O hayatını yaşadı. Ben bir kadının gölgesinde hayatımı mahvettim. Peki neden? Niçin? Ne kaldı elimde? Ne kaldı elimde bunlardan başka ha? Değişmesi gereken Cemil değil. Benim. Abi sen böyle bir şey nasıl yapıyorsun ya? Sen nasıl yapıyorsun böyle bir şeyi ya? Kime sorup yapıyorsun ya sen böyle bir şeyi? Ne yapayım şimdi ben sana? Ne yapıyorsan yap abi, hakkındır. Ya böyle bir şey var mı hakkındır diye? Özür ne? Allah Allah, ya anneme bir şey olsa, ya tekrar içine kapansa kadın kim verecek bunun hesabını ya? Sen nereden öğrendin hem Cemil'in orada olduğunu? Ya telefonda konuşurlarken duydum. Gelip niye bana söylemiyorsun? Ne bileyim, o an en doğrusu bu gibi ya. Ya neyin doğrusu ya? Nerede annem? Odasında. Abla başörtüleri de atacak mısın? Hı hı. Atacağım canım. Niye? Sana mı lazımdı? Yok canım. Niye lazım olsun ki? Şaka yaptım. Şaka. Bunların hepsi ihtiyacı olanlara verilecek. Sana bir şey soracağım. Sor. Esra çok yakın arkadaşında değil mi? Olmaz olsaydı. Esra deme bana Allah aşkına. İlk nasıl anladın? Ne yaptın anladığında? Bilmem. Belki en başından beri biliyordum ama konduramadım. Bazen... Anne! Madem, hoş geldin oğlum. Ya sen benden bunu nasıl saklarsın ya? Sen hala o adamı mı korumaya çalışıyorsun? İnanıyor musun hala sen bu adama? Sen nereden öğrendin ki bunu? Siz mi söylediniz Tansu? Anne sen insanları susturmaya mı çalışıyorsun? Öğrenmeyeceğim mi sandın? Mete ben iyiyim. Gerçekten korkma. Ben iyiyim. Gerçekten iyiyim ben oğlum. Sen niye bu kadar sakinsin? Allah her şeyi attırıyor. Ayakkabılarınız var sizin. Hı. Hı, sen de gel. İyi misin gerçekten? Değilim. Ama iyi olacağım. Ben bugün bir karar verdim. Ben artık iyi olacağım. Canım, sen merak etme ben hesabını soracağım bunu. Hayır Mete, hayır hesap mesap yok. Ben sizin görüşmenizi istiyorum. Siz ne güzel bir ilişki kurmuştunuz. Ne ilişkisi ya? Adam ikimizi de aldatıp duruyor anne. Ben kendimi aldattım Mete. O çoktan gitmişti, ben bırakmadım. Acizlik bende. Sen babanı silme oğlum. Silme oğlum, lütfen. Estağfurullah. Oo Cemil Efendi. Keşke o gün peşinden gelmeseydin de hangi cehenneme gidiyorsan gitseydin. Ben sana numara yapmadım Meta. Ben de öyle sandım. Az kalsın inanıyordum da. Anneni seviyorum. Bak elimde kalırsın ha. Gerçekten seviyorum.
Sen Naz'dan nasıl gidemediysen ben de işte öyle gidemedim. Herkesi ama herkesi tembihledim. Bir tek sen aklıma gelmedin Mümtaz. Sen bunu Mete'ye nasıl yaptın? Ne güzel babasını sevmeye başlamıştı. Arkadaş olmaya başlamışlardı. Bunu mu kıskandın? Sen onun babası değilsin. Çok şükür ki değilim. Çünkü ben Mete'yi kandırmadım, kandırmam da. Haddini aşma. Haddimi aşmıyorum. Haddimi aşmayı düşünseydim belki de... Belki ne? Belki de belki ne? Ya sen ne karışıyorsun ya? Ne karıştırıyorsun? Sana ne? Çünkü çok seviyorum. Mete'yi çok seviyorum. Sizi inciten karşısında beni bulur. Seni herkese karşı korudum, bir tek kendine karşı koruyamadım. Bunu da sen yap artık Gülten, ne olur. Bak Gülten, sen eski sen olursan Mete'nin hiç kimseye ihtiyaç kalmaz. Madem bu kadar çok seviyorsun oğlumu, sakın bir daha beni çiğneme. Ulan ne güzel bir yer bulmuşsun ya sen kendine. Ne güzel bir yer bulmuşsun, bir açığımızı bulmuşsun. Ama bende salaklık. Benim açığımla bana şantaj yapan adamdan ben ne bekliyorum başka? Sıkıştıkça bana vur. Ya ne vurması, vurmuyorum. Ne yaşadıysam sana onu anlatıyorum. Oğlum sen söylemedin mi bana? Neden baba biz bunları seninle birlikte aynı şekilde yaşıyoruz demedin mi? Ben seninle aynı falan değilim. Tamam mı? Ben seninle aynı falan değilim. Ben çocuğumun olacağını duyduğum anda bir karar verdim. Bak Naz benden boşanmak istiyor. Ben boşanmıyorum, direniyorum şu anda. Neden? Neden mi? Çünkü sevdiğinin yanında kalmak böyle bir şey. O kız hangi kafayla verdi bu kararı bilmiyorum. Ama onun için kalıyorum. Sen annemin hayatını ettin. Öteki karıyı tekrar aramıza sokuyorsun, getiriyorsun. Ondan sonra biz seninle aynıyız. Biz seninle aynı falan değiliz. Ya tamam, aynı olmayalım. Sen benim yaptıklarımı yapma, bana benzeme. Ama kararını ver. İncila mı, Naz mı? Ya sen zannediyor musun her şey benim için kolay oldu? Ben hiçbir zaman hiçbir yere ait olamadım. Aklım sürekli sendeydi. Şimdi hak vermiyorsun ya bana. Ama ömrüm olur da ileride tekrar oturup konuşursak o zaman hak vereceksin. Asla konuşmayacağız seninle. Ya tamam inşallah. İnşallah senin dediğin gibi olur. Ama her türlü cehennem Araf'ın gazabını yaşamaktan daha iyidir. Araf'ta yaşlanma. Ya sen ne anlatıyorsun ya yine? Senin Araf'ın kendi çıkarların olmuş. Sen orada kalmışsın. Sürekli kendini aklamak için benimle kıyaslayıp durma. Defol.